herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Güneşin erdi. Acının nerede merhemi söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi söyle yüreğim. Çok sevdin mi burayı? Oy güzelim benim. Kötü bir haber mi aldınız? Yok. İşle ilgili önemsiz bir konu. Sevdin mi burayı? Boşuna gitti mi? Yıldız artık senin adın. Unutma. Zamanı gelince birlikte koşacaksınız. Saçlarınızı savurarak. Canın ne zaman burada olmak isterse Elif annene söyle. Yeter. Artık gidelim mi Güneş'ciğim? Belki sonra gelmek istersen yine geliriz. Ben bırakayım sizi. Hadi bakalım. Aptal!
ne var? Sude, ne oluyor ya? Yok bir şey. Ne demek yok? Bir dakika, bir dakika. Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum ben. Ne oldu Sude, iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim ben, iyiyim. Tamam, neredesin sen? Ben hemen yanına geliyorum. Ne yapacağız? Devam mı? Devam tabii. Madem beni hastaneye kapatmaya kalktı, kim kimi kapatıyormuş göreceğiz şimdi. Şişt, bana bak. Annen uyanırsa bu numaralara sana bir şey yapmaz. Yapacağını yaptı zaten. Bana daha fazla ne yapabilir ki? Artık sıra bende. Hadi sen de çok gözükme evin buralarda. Haberleşiriz sonra, tamam mı? Harbiden deli bu kız ya. Nasıl böyle bir şey yaparım ben, nasıl? Ümran Hanım. Ne bu? Dila bu ilaçları içtiği zaman ona iyi geliyor ya, belki... Haksız! Çık dışarı. Ben... Çık dışarı! Mehver, ne oldu sana? Sen iyi misin? Annem değil mi? Kötü mü oldu? Ne yaptı? Kafayı mı yedi? Yok, içeride şey oldu, su döküldü de. Ben gitmem lazım çünkü işim var. Anne. İyi misin? Senin için endişeleniyorum. Bunu unutma lütfen. Seni seviyorum. Gel bakalım. Gelin. Ben bıraksaydım sizi eve. Biz kırtasiyeye uğrayacağız. Bir resim defterine ihtiyacımız var. Birkaç tane renkli renkli boyaya, değil mi Gümleşciğim? Biz okula başladık da artık. Ben bile heyecanlandım vallahi. Peki birlikte boya yapar mıyız, olur mu? Bugün çok eğlendik. Tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İstediğiniz zaman gelin. Ne de olsa artık Güneş'in bir atı var. Onunla ilgilenmesi lazım, değil mi Güneş? Bence de öyle. Hadi o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel bakalım. Suda. İyi misin?
dedim ya. Öyle sinirlerim bozuldu benim bir anda. Burada ne işin var o zaman? Şifreye mi gelmişsin? Fırat değil mi yine? Mustafa ne yaptı sana? Kovdu mu seni? Görmezden mi geldin? Hı? Yoksa bir başkasıyla mı gördün? Bu daha nereye kadar böyle sürecek Sude? Hı? Nereye kadar olmayacak bir hayalin peşinden böyle koşturup duracaksın? Ya yok işte, olmuyor. Görmüyor musun, anlamıyor musun? Ne yaparsan yap, olmuyor. Ya sen hayatını, bütün kariyerini bu adam için heba ettin ya. Değer miydi böyle bir şey? Üniversiteden mezun olduktan sonra dünyanın her yerine gidebilirdin. İstediğin her işte çalışabilirdin. Sude, yeter artık. Yeter. O gözlerini biraz olsun Fırat'tan çevir. Biraz olsun dünyaya, etrafına bak. Lütfen. Sen aşk ne demek biliyor musun? O zaman bu kadar kolay vazgeçmeyeceğimi de bilirsin. Değil mi? Çünkü sen de benden vazgeçmiyorsun Alper. İşte ikimizin ortak noktası bu. Annemin odasına. Ben sadece Himde'ye bakmak istemiştim. Yürü. Yürü konuşacağız. Abi ne yapıyorsun? Kolunu mu tutuyorsun? Otur şuraya. Abi ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Bana, abine, her koşulda sana destek olan insana yalan söyledin Hadila. Neden bahsediyorsun? Ben en başından beri biliyordum ya. En başından beri beynimin içindeki o küçük kurt beni yiyip bitirdi. Ama ben inanmak istemedim. Dedim ki abisini salak yerine koymaz. Abi korkutuyorsun beni. Peki o küçük çocuk? Ha? Küçücük çocuğu hiç tanımadığı bir kadınla baş başa bıraktın. Hiç mi korkmadı o çocuk? Hiç mi düşünmedin? Hangi çocuk? Dila, bana sakın bir daha yalan söylemeye kalkma. Güneş'in senin kızın olduğunu biliyorum. Abi ama biz konuştuk ya seninle, ben sana anlattım. Benim çocuğum yok dedim. Kanıt istiyorsun değil mi? İlla kendini rezil edeceksin, bekle. Kanıt istiyorsun demek. DNA sonuçlarını aldın mı? Eve getir, bana haber et. Sen DNA testi mi yaptırdın? Abi ben... Artık oyun bitti Dila. Anlıyor musun? Oyun bitti. Kafanı kaldır, yüzüme bak! Bana bir daha sakın yalan söyleme. Sakın. Abi. Abi anneme söylemezsin değil mi? Bırak dedim.
Süreyya Hanım merhaba efendim. Ne mesajı? Hayır, ben size mesaj falan yollamadım hiç. Süreyya Hanım. Her şey yapama, anneme söyleme, ne olursun yalvarıyorum sana. Dila bırak. Abi ne olursun Dila anneme bırak. Söyleme. Dila. Abi ne olursun. Dila bırak yeter. Abi beni bir dinle, bir dinle beni abi. Dila bırak. Abi ne olursun anneme bir şey söyle. Bırak. Abi bana istediğin her şey yapma. Dila söyleme. Bırak dedim. Yalvarıyorum abi yalvarıyorum sana, ne olur anneme bir şey söyleme lütfen yalvarıyorum. Annem haklıymış. Sen çok büyük bir hayal kırıklısın Dila. Abi, abi anlatacağım her şeyi. Daha neyi anlatacaksın? Her şey ortada zaten. Nedir ortada olan? Dila'nın sana söyleyecekleri var anne. Neymiş bana söyleyeceklerin? Dila konuş. Dila! 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 Dila, iyi misin? Kuzum! Dila! Dila! Dur! Mehmet, kolonya falan bir şey getir. Tamam, dur. Dila! Pamuk şekerlerini ben de çok severdim küçükken. Annemle mutlaka alırdık. Hatta biliyor musun? Pamuk şekerlerin buluttan yapılmadığını öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Şöyle oturalım mı? İster misin? Hadi gel. Geç bakalım. Güneş. Seninle bir oyun oynayalım mı? Birbirimizi tanıma oyunu. Sen bana en çok sevdiğin bir şeyi söyleyeceksin. Ben de sana en çok sevdiğim bir şeyi söyleyeceğim. Hı? Tamam. Ben başlıyorum o zaman. Denizi çok severim ben. Sesini, kokusunu, her şeyini. Sıra sende. Resim defterini mi istiyorsun? Ver bakayım bana onu. Bu bir ağaç. Ağaçları çok mu seversin? Çok güzel bir ağaçmış. Tamam. Vapurları severim. Kuş. Ben de çok severim kuşları. Hatta biliyor musun çok akıllı oluyorlar. Köpekleri de çok severim. Hep bir köpeğim olsun istemiştim. İnek. O zaman bu bir su aygırı. Aa, ne bu? Yıldız, bu bir at. Senin atın. Yıldız öyle mi?
acıkmadık mı bakalım? Bakayım Göbüş ne diyor? Göbüş bana acıktığını söylüyor. O zaman eve gidelim, yemek yapalım, karnımızı doyuralım. Olur mu? Belki oyunumuzu evde devam ederiz ha? O zaman tut bakalım sen bunları. Evet, ver bana onları. Ben toplayayım. Güneş, sen hiç ıspanak yedin mi? Aa, ıspanak yenmez mi hiç? Ben de çok güzel yaparım ıspanağı. Parmaklarını yiyeceksin. Hayır. Gerçekten parmaklarını yemeyeceksin. Biz ona deyim deriz. Bir yemeğin çok güzel olduğunu anlatmak için böyle yaparız biz. Çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Ver bakalım. Hadi gel. Peki en sevdiğin renk ne? Mavi mi? Ben de çok severim maviyi. Sevdiğin çiçek. Papatya. Papatya çok güzel bir çiçektir. Ben de lilyumları çok severim. Belki yemekten sonra sana çizmeye çalışırım, olur mu? Hadi gel, yemek vakti. Gel, 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 gel. Yaklaşalım. Ver bakalım tabağı. Mis gibi koktu. Yoğurt da ister misin? Bak bu çok güzel olur yoğurtla. Hı? Afiyet olsun. Ah kuzum benim. Ah güzel Diloş'um benim ya. Nedir bu başımıza gelen ha? Bitmedi şu çilemiz, bitmedi, bitmedi. Ne oldu evde? Ne anlatacaktı bana? Ben hayatımda seni bu kadar sinirli görmedim. Ne yaptı da bu kadar sinirlendi? Annen sırası değil şimdi. Sırası. Ben biliyorum ne yaptığını. Biliyor musun? Biliyorum. Hep yaptığı şeyi yapıyor. Benim damarıma basmak için, beni delirtmek için her şeyi yapıyor. Hep bunu yaptı. Sonra konuşabilir miyiz anne? Şimdi konuşacağız. Ben çok sıkıldım artık beni yok saymanızdan. Hiçbir şey yokmuş gibi yapmanızdan. Bana şimdi ne olduğunu anlatacaksın. Anne, lütfen sonra konuşalım. Bak Dila'nın başına benim yüzümden bir şey gelirse ben kendimi affetmem.
Başka şeyler var. Bir şeyler var, biliyorum ben. O Allah'ın cezası 6 yıl boyunca kaybolmasıyla ilgili değil mi? Ne yaptı, anlat bana. Dila kendine gelsin. O anlatacak sana her şeyi, ben değil. Birileri yoğurtlu ıspanağı çok sevdi anlaşılan. Hı? Öyle mi? Afiyet olsun. Güneş. Annen de güzel yemek yapar mıydı? Özür dilerim güzelim. Öyle söylemek istemedim. Güneş! Ne yapıyorum ben ya? Dila Ayaz'ınla yakınırsınız mısınız? Biziz doktor bey. Buyurun. Durum nasıl? Odayı aldık. Test sonuçları gayet iyi. Yaşamsal fonksiyonları da iyi. Fiziksel olarak da herhangi bir problem görünmüyorum. Oh, şükürler olsun. Ama hala... Ama hala ne doktor bey? Kendine değil. Çünkü yapılan bazı testlerin sonuçlarının gelmesi biraz zaman alacak. Tomografide de herhangi bir kanama göremedik. Ama onu da detaylı raporunu almamız için biraz zamana ihtiyacımız var. Peki doktor bey, Dila neden bayılmış? Yani niye hala uyanmıyor? Onu yarın sabah size net söyleyebilirim. Şu an beklemekten başka yapılabilecek pek bir şey yok. Ama daha çok psikolojik bir durum gibi görünüyor. Çünkü insan beyni çok zorlandığında, herhangi bir travma falan yaşadığında kendini kapatabiliyor. Peki doktor bey, madem odayı aldınız, ben gidip Diloş'umu görebilir miyim? Tabii, bir kişi refakatçi olarak kalabilir ama sadece bir kişi. Sağ olun doktor bey, teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, sen Dila'nın yanına git bak. Gece ben kalırım onunla. Tamam. Ben de kalabilirim. Ben kalırım hanım. Senin için süt getirdim yatmadan önce içersin diye. Bak burada birkaç tane de kurabiye var. Kurabiyelerden yiyelim mi? Güneş, ben çok özür dilerim. Gerçekten öyle söylemek istemedim. Ben merak ediyorum seni tanımak için. Ya da kendim için bilmiyorum. Bütün bu olanlar senin için olduğu kadar benim için de yeni. Ben de bazen ne yapacağımı bilmiyorum ki. Seni üzdüysem, korkuttuysam çok özür dilerim güzelim.
geceler. Çok güzel olduğunu anlatmak için böyle yaparız biz. Çok güzel olmuş. Dila, ben gerçekten çok üzgünüm. Daha sakin kalmalı. Senin üstüne bu kadar gitmemeliydim. Ama sen de... Anneme hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen iyileşene kadar bu konu hakkında kimseye ağzımı açmayacağım. Söz. Sen iyileştikten sonra biz üstesinden birlikte geliriz. Sen yeter ki iyileş bir tanem. Öldüğünü alalım saçlarımızı. Güneş, aramızın böyle bozuk olması beni çok üzüyor. Barışmadık mı hala? Akşam geç kalmayacağım. Hem belki parka gideriz. Ya da sen ne yapmak istersen onu yaparız. Olur mu? Ne oldu koluna? Daha yeni değiştirmedin mi üstünü başını senin? Ne yapacağım ben seninle? Bak, doğru düzgün dur, tamam mı? Beni delirtme. Korkma. Bir sorun yok, ben buradayım. Bir daha böyle yaparsan sonu çok kötü olur, biliyorsun değil mi? Çok iyi biliyorsun. Hadi, yürü okula. Bir şey mi oldu? Hadi Güneş'cim, sen de arkadaşların yanına git. Fulya, geç kaldım canım. Bir 10 dakikaya yanındayım. Şirketin önünde buluşalım. Tamam. Günaydın Mehveş. Günaydın çocuğum. Aa, yoksa sen hiç uyumadın mı? Biraz içim geçmiş. Benim vicdanlı oğlum. Güzel oğlum. Hadi git biraz dinlen ha. Ben kalırım onunla. Annem gelmedi mi? Ben çıkarken o daha uyuyordu. Fırat'cığım, onun için de kolay değil. Ne yapsın? Günaydın. Günaydın doktor bey. Bütün test sonuçlarını ve MR raporlarını aldık. Tahmin ettiğimiz gibi olumsuz herhangi bir durum yok. Kardeşiniz gayet iyi durumda. Şükürler olsun. Çok şükür. Peki doktor bey, bu durum? Dila Hanım'ın tıbbi geçmişini arkadaşlarla değerlendirdik.
tamamen psikolojik olduğunu düşünüyoruz. Bir travma ya da başka bir durum tetiklemiş olabilir. Size tavsiyem, eğer bugün de uyanmazsa psikiyatri alanında daha kapsamlı bir kliniğe ya da hastaneye sevk etmek. Teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim. Geçmiş olsun. Uyanır o. Ben bilmez miyim kızımı? Hadi Fırat'cığım sen bir eve git, bir duş al, bir kendine gel ha? Bir şey olursa ben sana haber veririm. Hadi ama, hadi. Sen de niye çocuğa annesini sorup duruyorsun anlamıyorum ki. Ne yapayım Fulya ya? Kafamda yüz olmayan bir kadınla yaşıyorum ben. Tutamadım çenemi. Ben olsam ben de seninle konuşmazdım Elif. Yani kız kendini belki de emanet gibi hissediyordur. Hani böyle annesini bulunca sen kucağına bırakacakmışsın gibi. Çocuğun da kafasını iyice karıştırdım. Çünkü senin kafan da karışık. Canım benim. Bir karar vermen lazım. Bu çocuğu kabullenecek misin yoksa sadece misafir gibi iyi mi davranacaksın? Ona da yazık. Kim bilir kafasında neler dönüyordur yavrucağın. Psikoloğunu aradım. Bir müsaitlik ayarlarlarsa beni oraya sıkıştıracaklar. Konuşacağım bugün onunla. Canım benim. Bak, düşme. Düşünme kendini. Bak, yeni işimizin ilk günü. Beraberiz. Her şeyi birlikte aşabiliriz. Tamam mı? Hı? Tamam. Vallahi yolumu bayağı bir uzattım ama bak sana ne aldım. En sevdiğim kruvasan ve tam kıvamında bir latte. Alper, inanılmazsın. Çok düşüncelisin. Var ya, şu anda bu 40 saat meditasyon yapmışım gibi iyi geldi bana. Yani daha iyisin o zaman. Bomba gibiyim. Ne oldu ki? Süper. O zaman işin yoksa akşam birlikte bir şeyler yem... Geldi sonunda hanımefendi. Elif Hanım. Merhaba. Siz? Ya Fulya, şeyde tanışmıştık bizim etkinlikte. Fırat Bey bugün biraz gecikecek. Sizinle ben ilgileneceğim. Lütfen beni takip edin, buyurun. Gel. Fırat'cığım. Günaydın. Günaydın. Nasıl Dilan? Aynı. Doktor psikolojik olduğunu düşünüyor. Eğer bugün de kendine gelmezse daha kapsamlı bir psikiyatri hastanesine yatırılmasını tavsiye etti. Doğru teşhis. Ben de aynısını söyledim zaten. Anne yeter. Bak, kızın orada yatıyor. Ne olacağı belli değil. Sen hala laf sokma peşindesin. Sen burada güzel güzel uyurken sabahın kör şafağında Mehveş geldi hastaneye. Ben Mehveş'e söyledim hastaneye gitmesini. Sen işlerini rahat rahat yapabil diye. Anne, Dila ile neyin savaşını veriyorsunuz bilmiyorum. Umurumda da değil. Ama durun. En azından Dila iyileşip bu eve gelene kadar. O zaman herkesin konuşacak çok şey olacak. Kavganıza ondan sonra devam edersiniz. Aramıza böyle aniden katılınca bizim de hazırlık yapmak için çok vaktimiz olmadı. Nasıl, beğendiniz mi odamızı? Bir şey soracağım. Daha küçüğü yok muydu? Ya çok tatlısın. Esprilisin. Beraber çok güzel vakit geçireceğiz anlaşılan. Ne diyelim o zaman? Hayırlı olsun diyelim mi? Sude Hanım. Geçmiş organizasyonların raporlarına ihtiyacımız olacak. Tabii tabii. Ben gerekli olan her şeyi göndereceğim size. Kolay gelsin.
Elif. Bu ne ya? Bu nasıl oda ya? Ya biz burada mı çalışacağız Elif? Dur bir sakin. Fulya sakin. Bugün daha ilk günümüz, biraz zaman geçsin. Hallederiz. Ay hayır, sanki onlar bizi istemedi de biz zorla kafamızı soktuk buraya. Diyojen de bir fıçının içinde yaşıyordu değil mi? Parlak fikirler için nerede olduğumuzun bir önemi yok bence. Hadi. Hadi Fulya, durma öyle, yardım et bana. Gel. Dikkat. Gel şuraya koyalım. Ya bu ne? Tamam sus, halledeceğiz. Evet. Her şeyi halledeceğiz. Ben biraz temizlik malzemeleri alıp geliyorum. Ben temizlik malzemesi alıp geliyorum. Tamam. Günaydın. Nasılsın? Günaydın Sude, sağ ol sen. İyi. Elif Hanım'la arkadaşın ofisine yerleştirdim az önce. Güzel. Ne ihtiyacı varsa karşılayayım. Dün çiftlik nasıldı? Dinlenebildin mi biraz? Sen benim çiftlikte olduğumu nereden öğrendin? Dün Dilay'la konuştum ben. O söyledi. Bir sorun mu var Fırat? Yani bu ne tavır şimdi? Bir şeye mi gerildin sen? Dilay'ı hastaneye kaldırdık dün. Ne? Nesi varmış? Ne diyor doktorlar? Henüz bilmiyoruz. Ya birden düştü, bayıldı. Yani biz tartışıyorduk. Hay Allah, çok üzüldüm. Konu neydi? Yani benim yapabileceğim bir şey var mı? Sude, sağ ol. Aile meselesi. Aşk olsun Fırat. Ben aileden değil miyim? Bak, sorunları tek başına çözmek zorunda değilsin. Biliyorsun değil mi? Ben her zaman senin yanındayım. İmzalamam gereken bir şey var mı Sude? Varsa gönder, imzalayayım. Hemen hastaneye gitmek istiyorum. Tamam, ben kontrol edeyim. Odana getir. Sağ ol. Çok güzel oldu. Çok şirin. Hallettik işte. Elifciğim ya, şey diyorum. Acaba akşam temizliğe de mi kalsak? Seni Fırat Bey'in odasını falan da hallederiz ha? Ya bozma enerjimizi Fulya, lütfen bozma. Ya eminim ki Fırat Bey'in haberi yoktur. Olsaydı zaten temizletirdi. Bak bak bak. Fırat Bey ne de laf ettirmiyor. Başlamayayım. Bunlar ne bunlar? Ya biz daha yeni toparladık burayı. Depo mu burası ya? Eski organizasyonların raporları, bütçeleri ve dosyaları var. Sude Hanım buraya getirmemizi söyledi. Dosya mı? Ya böyle dosya mı kaldı? Bilgisayarı icat edildi. Hiç haberiniz yok mu sizin ya? Bunlar ne? Öyle ya, tamam. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonrasını biz hallederiz. Bak, niye bilmiyorum ama o sarı çiyan yaptırıyor bunları. Kim? Sude. Ya bilmiyorum, kadın ama bizi sevmiyor. O kadar belli ki. Fulyacığım biraz sakin, biraz sakin. Alo? Evet, hemen mi? Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Çok sağ ol, teşekkürler. Canım pedagogdan aradılar. Bir randevuları iptal olmuş. Beni hemen araya alacaklar. Gitmem lazım. Tamam canım. Benim de zaten kutu kutu işlerim var. Onların hepsini ben hallederim. Tamam. Hiç merak etmem bu, tamam mı? Ben çok geç kalmayacağım. Geleceğim hemen. Tamam, tamam.
Ya yuh be, taşa yatsaydınız bari. Bunlar ne ya? Kızım neredesin sen ya? Dila'yı arıyorsan hastanede. Hastane mi? Ne hastanesi, ne olmuş? Onu da sen öğreneceksin. Fırat aile meselesi dedi. Yılmaz, gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi bakacağına bir şey yap, harekete geç. İşe yara ya. Elif Hanım, hiç şu açıdan baktınız mı? Yani güneşin üzerinden anlattığınız bu kaygılar aslında kendi kaygılarınız olabilir mi? Benim kaygılarım mı? Evet. Bence siz ona bağlanmaktan korkuyorsunuz. Çünkü bilinçaltınızda bir yerde eğer annesi ortaya çıkarsa onu sizden alacağını düşünüyorsunuz. Ama benim ne hissettiğim, ne düşündüğüm bir önemi yok ki. Önemli olan güneşin iyiliği. Güneşin şu anda asıl ihtiyacı olan şey, kendini güvende hissedeceği bir ortam. Siz ona annesini her sorduğunuzda her an onu terk edecekmişsiniz. Hayatı yeniden değişecekmiş gibi hissediyor. Güneşin şu anda ihtiyacı olan tek şey, kendini oraya ait hissedeceği, güvende olduğunu düşündüğü bir yuva. Ben ona bunu nasıl verebilirim, nasıl gösterebilirim bilmiyorum ki. Eminim siz bir yolunu bulursunuz ama... Mesela şu an nerede kalıyor Güneş? Yani bir odası var mı? Yok. Misafir odasında kalıyor. Alo. Ay yok yok, ben hastanedeyim hala, Dila'nın yanında. Benim Yılmaz. Korkma korkma, gel. Ne yapıyorsun sen ya? Aklımı aldın. İyi misin? İyiyim iyiyim. Meyveç nerede? Koridorda telefonla konuşuyor. İki saattir kapının önünde bekliyorum, dışarı çıksın da ben geleyim diye. Sana ne oldu? Bir şeyim yok. Dünden beri numara yapıyorum. Numara mı? Niye ki? O an abimin elinden kurtulmanın tek yolu buydu da ondan. Güneş'in benim kızım olduğunu öğrenmiş. Ne diyorsun sen ya? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Düşüneceğim bir şey. Nedir peki son durum? Vallahi ne diyeyim? Yani böylece yatıyor yavrucak. Doktor psikolojik olabilir dedi. Tamam. Madem psikolojik dedi, bir an önce sevkini yapsınlar. Nedir, ne değildir anlayalım. Ya onun iyiliği için söylüyorum. Madem uyuyor, sen de bırak onu, gel eve. Ay, yok, olmaz öyle şey. Ben hayatta onu bırakmam böyle hastane köşelerinde yapayalnız. Hem... Ümran Hanım... Mehveş. Şarjım bitiyor galiba, ben sizi sonra ara... Dön gelmiş. Gelmeyeceğim işte. İşgüzar. Sen Sude'ye bir şey söyleme ama, tamam mı? Bir de o öğrenirse hepten yanarız zaten. Aynen.
Niçin yatmış hastaneye diyeyim? Ne bileyim ben Yılmaz. Uydur bir şey işte. Sen kimsin evladım? Çok geçmiş olsun hanımefendi. Ben... Yani biz... Arkan Holding çalışanları olarak... Çok üzüldük haberi duyunca. Bu da arkadaşlardan. Selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletmemi istediler. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Hasta ziyaretinin de kısası makbulmüş derler. İyi günler. İyi günler. Hoş geldin. Organizasyon dosyalarını yerleştirdim. Gerçekleştikleri tarihe göre de yazdım. Oldu bitti. Senin nasıl geçti? Zor. Biraz sarsıldım açıkçası. Kafam iyice karıştı. Anlatmak ister misin canım? Şu an bana iyi gelecek tek şey çalışmak. Sonra anlatsam olur mu? Tabii ki olur. Dosyalarda işimize yarayan bir şeyler çıktı mı? Maalesef. Yani hiçbir şey çıkmadı. Ama şu dosyaları birazcık kurcalarsak bir şeyler çıkabilir. Zaten hiçbir şirket bütçe detayının dışında sağlıklı hiçbir geri dönüş yapmamış. Buranın da bir organizasyon departmanı olmadığı için bunlardan da bir geri dönüş olmuş mu onu da bilmiyoruz. Yani anlayacağın durum bu. Tamam. O zaman oradan başlayalım. Organizasyon öncesi pazar payıyla sonrasını karşılaştıralım. Sonra da sosyal medyada ne kadar yer almış, şirketin bilinirliğine ne kadar katkı sağlamış onlara bakarız. Hı hı. O zaman ben bilgisayarımı alıyorum ve geliyorum. Tamam. Ben bugüne kadar kime gülücüklü mesaj atmışım acaba? Hayatım uydurmuyorum ya. Mesaj çekince kahvaltıya geldi. Ben de dedim ki herhalde dünkü başarısını paylaşmak için çağırdı. Mesaj mı? Evet. Ah Ümran. Nasıl böyle bir oyuna kandın sen? Annem için çok endişeleniyorum babam. Son günlerde çok unutkan oldu. Arkadaşını kahvaltıya davet etmiş mesela, unutmuş. Sonra sürekli eşyalarını sağda solda unutuyor. Hatta geçen çiçeklerini koparmış. Bilirsin çiçeklerine ne kadar kıymet verdiğini. Bir dokunsak kıyameti kopartır. Geldi bizi suçladı. Ah Dila. Ama dün gece onu öyle görünce... delirmiş gibi kazıyordu baba toprağa. Delirmiş gibi. Sonra çantayı kazdığı çukura gömdü. Yıllar önce İstanbul'a gelirken etrafıma öyle bir duvar öreceğim ki kimse beni yıkamayacak demişti. Evet. Bir şey tahmin edememişim ama. Bu duvarın içeriden de yıkılabileceği. Bak. Bu şirketin geçen seneki yıl dönümü etkinliği. Bir sürü aksilik yaşanmış. Astarı yüzünden de pahalıya patlamış. Ben bunu nasıl görmemişim ya? Bir dakika. Ben bu şirketi biliyorum. Bu bizim Sezen'in şirketi. İnanamıyorum. Ya nasıl olmuş da vermişler ona? Ya o kadar baştan savma yapar ki her şeyi. Tamam. Biz daha iyisini yapmalıyız. Aksiliklerden sorumlu tedarikçileri de not alalım. Unutmayalım. Abi. Ya Elif, görüyor musun? Her şey geliyor, güvene dayanıyor. Ya bir daha kimse bunları... Güneş'in şu anda asıl ihtiyacı olan şey... kendini güvende hissedeceği bir ortam. Elif, sen beni dinliyor musun? Ben bir kahve alacağım. Ben getireyim canım, sen yoruldun. Hayır, kendim alırım. Biraz da nefes almışım.
Sen de ister misin? Yok canım, sağ ol, afiyet olsun. Mehmet nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda Fırat Bey. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Bir sıkıntın olursa geliyorsun, onu biliyorsun. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin. Sana kahve getirmiyorlar mı? Arada böyle iyi oluyor. Çalışanlarla konuşma fırsatı buluyorum. Dertlerini, tasalarını dinliyorum. Elimden bir şey gelirse de. Oturalım mı şöyle? Olur. Odana yerleşmişsin. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Hiçbir sorun yok. Güzel. Güneş nasıl peki? İşte orası biraz karışık. Sağlığı yerinde ama değil mi? Evet. Ben... Ben dün annesiyle ilgili bir şeyler sordum ona. Bir şey anlattı mı? Küstü bana. Neyse, senin de canını sıkmayayım. Yok yok, lütfen. Gerçekten çok merak ediyorum, anlat. Ne zaman annesiyle ilgili bir konuşma geçse... aksileşiyor, geriliyor. Yani bu... bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... Güneş annesini istemiyor. Bugün Güneş'le ilgili Bahar Hanım'la konuşmaya gittim. Annesiyle ilgili ona nasıl davranmam gerektiğini, nasıl yaklaşmam gerektiğini sordum. O ne söyledi peki? Bu sorunun cevabının bende olduğunu... annesinden korkanın aslında benim olduğunu söyledi. Bence sen korkacak bir kadına benzemiyorsun. Ya bir gün annesi ortaya çıkarsa? Ya Güneş'i geri almak isterse? Ne olur o zaman? Yani Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın? Bilmiyorum. Ama Güneş için ne doğruysa onu yaparım. Hiçbir şey onun mutluluğundan önemli değil ki. Doğru olan da bu değil mi? Arzu. Meveş. Dila uyandı. Nasıl peki, iyi mi? İyi. İyi de şey... sen bir gelsen iyi olacak. Tamam. Tamam Mehveş, ben geliyorum. Tamam oğlum. Mehveş. Benim karnım acıktı. Kötü bir şey mi var? Hiç kötü bir şey yok ama kusura bakma, benim çıkmam lazım. Tabii sorun değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya birinin finansal kayıtlarına nasıl bakılır? Bakamazsın. Hakan'ın şirketten neden borç para aldığını, banka kayıtları, kredi kartı ekstreleri falan. Bulamaz mıyız onları da? Bulamazsın. Ya yapma Alper Allah aşkına. Finansçısın sen. Milyon tane tanıdığım var. Birincisi Sude. Bu dediğim bir suçtur. Yani insanların mali kayıtlarına öyle kafamıza göre bakamayız. Ya dur dur dur. Sen hiç merak etmiyor musun? Hakan o kadar parayı ne yaptı? İçeriden neden onca parayı çekti? Hakan'ın karısının onun tazminatına ihtiyacı varsa, şirketini kapattıysa, burada çalışmaya başladıysa... Hı? Hiç mi merak etmiyorsun? İkincisi, Sude.
Artık sadece işin düştüğünde bana iyi davranmana, işin düştüğünde bana arkadaşmışız gibi yapmana asla izin vermeyeceğim. Şu ağzını sil. Dila. Abi hoş geldin. Çok acıkmıştım da Mehveş tost aldı bana. Mehveş ne oldu? Biraz önce doktor buradaydı. Hı. Dila halden uyanıverdi. Ama... Ama ne? Hiçbir şey hatırlamıyor. Ne demek hatırlamıyor? Dila. Abicim sen hiçbir şey hatırlamıyor musun şimdi? Yani biz tartıştık seninle. Sen bayıldın. Hatırlamıyor musun? Yani en son odamdaydım. Hı. Sonra tansiyonum düştü herhalde. Biz niye tartıştık ki seninle? Gel bir tane. Dikkat et. Hadi siz geç. Geç. Şarjım varmış. Ben daha sonradan şarj ettim zaten. Ne oldu ki? Hı hı. Mehveş. Geldim çocuğum. Geldim. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek dostum çek, elini yoldan çek. Çek, ay çocuğum. Hadi pizzalarımız geldi, soğutmadan yiyelim sonra da çalışmaya başlayalım. O zaman ben tabakları getiriyorum. Pizza sever misin? Bütün çocuklar pizzayı sever. Eğer pizza sevmezsen ve yemezsen işte bu sefer gerçekten parmaklarını yemek zorunda kalabilirsin. İyi ve mutlu ol istiyorum. Seni üzecek, mutsuz edecek bir şey isteyerek yapmam. Sen benim için çok önemlisin. Güzelim. Tabaklar gel. Oh. Hadi. Soğutmadan yiyelim. Gel bakalım. Ver Fatma ablası. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ne tartıştığımızı, ne bayıldığını. Hiçbir şey. Ve sen de buna inanıyorsun. Doktorla da konuştum. Tartışma anındaki konu neyse bir travmayı tetiklemiş olabilir dedi. Ne hakkında tartıştınız peki? Mevzu nedir? Hani iyileşince bana söyleyecekti? Hafızası yavaş yavaş yerine gelecekmiş. Seni gerçekten daha akıllı bir adam zannederdim. Anne dur. Bak. Ya doğruysa? Ya gerçekten hatırlamıyorsa, ya oyun değilse, ya ona inanmadığımız için kalıcı bir hasar verirsek hiç mi vicdansızlamayacak? Bu benim yüzümden oldu diye. Ha? Anne, o senin kızın ya. 9 ay karnında taşıdığın kızın. Dila için değilse de benim için dur. Lütfen. Bak, bu doğruysa, Dila'ya benim yüzümden bir şey olursa ben kendimi asla affetmem. Bir süre sırf senin için susacağım.
Teşekkür ederim. Kandırdım abimi. İnandı hiçbir şey hatırlamadığıma. Yırttık gibi. Annen? Odaya kapadım kendimi. Abim ona bir şey söylemesin yeter. Sonra hallederim nasılsa. Nasıl? Bilmiyorum. Halledeceğim işte. Beni kandırabiliriz. Ama beni asla. Ne hatlar çevirdiğini biliyorum. Sırf abin için. Kurtuldum sanıyorsan yanılıyorsun. Seninle hesaplaşacağız. Caner, biri beni sorarsa tanımıyorsun, tamam mı? Pardon, bakar mısın? Hemen bir saniye. Seni fark etmeden kırdıysam özür dilerim. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Birazdan söyleyeceğim. Belki inanmayacaksın artık bana ama önemlisin sen benim için. Yarın beraber bir kahve içelim mi? Olur. Bu nasıl bir iş bilmezliktir ya? Sistemleri yoktu ondan. Yavaş yavaş kuracağız işte. Seni işe almakla en doğru şeyi yapmışlar biliyor musun? İnşallah o sarı çıyan da senin kıymetini bilir de. Neyse. Güzelim. Bitirdin mi sütünü? O zaman artık uyuyabiliriz. Yatmak ister misin? Hadi ama. Bana da bir iyi geceler öpücüğü verir misin? İyi geceler canım. Güneş? Güneş ne yapıyorsun? Güzelim niye attın? Tamam.
Bakmayacağım. Almayacağım onu oradan. Merak etme. Sen attın onu, o orada artık. Sakin. Korkma, yanındayım ben senin. Gel, sakin. Güneş, güzelim, şimdi yatıp uyuyalım. Yarın arkadaşlarınla oynayabilmen için uyuman lazım, yoksa yorgun düşersin. Tamam mı? Güneş'ciğim, bu gece seni ben yatırabilir miyim canım? Hadi gel, hadi. Hadi bakalım, dişlerini fırçala önce. Fotoğrafta. Fulya, o kadın burada. Güneş'in annesi bu kadınlardan biri. Etkinliğe gelenlerin bir listesi vardı ama bulamıyorum. Eğer onu bulursak fotoğraftaki kişileri de bulabiliriz. Sonra ne olacak? Laptopum da vardı. Dur. Bir dakika. Şirkette unuttum. Ya. Hadi diyelim kadınları kim olduklarını bulduk. Karşılarına geçip kocamla ilişkiniz oldu mu diye mi soracaksın Elif? Evet, soracağım Fulya. Daha bir sürü şey soracağım. Hayatıma her nasıl devam edeceksen bu cevaplara ihtiyacım var benim. Yoksa bir yanım hep eksik kalacak. İşte güneşimiz uyanmış. Günaydın canım. Güzelim. Günaydın. Güzel uyudun mu? O zaman yüzümüzü yıkayalım çünkü senin nefis bir kahvaltı bekliyor. Karnını acıkmış bakıyorum da hadi. Hadi bakalım. Dila nerede, kalkmadı mı da? Yok, canı istemiyormuş. Kaçıyor çünkü. Kendisini odasına kapıyor. Sanki unutacakmışız gibi her şeyi. Anne bırak. Kız nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bu ne kadar daha böyle sürecek Fırat? Ne kadar sürecek anne? Bu oyuna kanmış gibi davranmamız. Ben senin için susuyorum. Ama daha fazla devam edemeyebilirim. Benim bir karar vermem lazım. Hepimizi gerçekten ilgilendiren bir karar. Merak etme, çok uzun sürmez. Bana bak. Sakın kirletme üstünü başını, tamam mı? Ben sana her gün yeni kıyafeti nereden bulayım? Sakın diyorum. Yoksa ne olacağını çok iyi biliyorsun. Hadi yürü okula. Bugün çok eğlen, olur mu? Akşam görüşürüz. Oo. Hadi bakalım. Aa. Beni unuttu. Bak bak bak, arkadaş da yapmış. Hadi başlayalım. Hey Allah'ım, sen arkadaşım akıl fikir ver ya Elif. Biz dedektif miyiz Elif? Ne yapıyoruz ya? Oo Yılmaz. Ne haber ya? İyilik. Senden? İyi ben de. Dün gece fazla kaçırmadın değil mi? Anlamadım. Bırak şimdi ya. Gördüm seni, ben de aynı mekandaydım.
Nerede olduğunu bilmiyorum ama yanlış görmüşsün. Ben evdeydim. Öyle mi diyorsun? Evet. Bir yere gitmiş olsam neden söylemeyeyim ki? Gittiysem gittim derim. Başka bir şey yoksa biraz işim var. Yok yok, kolay gelsin. Alo. Alo. Neredesin? Odama giriyorum, bekle biraz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Annem biliyor olabilir. Nereden çıktı şimdi o ya? Dün odama geldi. Yaptığın her alttan haberim var, hesaplaşacağız falan dedi. Ne diyorsun sen? Şu Alper de bana taktı kafayı. Dün gece benim bara geldi, beni görmüş. Az önce sorduğumda inkar ettim ama yedi mi yemedi mi bilmiyorum. Vallahi uyduk Sude'nin aklına ama sorumuz ne olacak meçhul. Bizim acil bir kaçış planı yapmamız lazım. Eğer annem yaptıklarımın yarısını bile biliyorsa çoktan hazırlamıştır hastanede yerimi. Ne hastanesi ya? Akıl hastanesi. Petek kadında biri yok. Belki de takma adıydı Petek. Evli bir adamla beraberdi sonuçta değil mi? Kimliğini gizlemek istemiş olabilir. Elif neden yapıyorsun bunu? Ya durma öyle, yardım et. Bakalım şu internete. Ya son zamanlarda artık herkes sosyal medya kullanıyor. Bu fotoğraflarla eşleşen birileri vardır mutlaka. Ya Elif. Ne? Neden yapıyorsun bunu kendine? Neden yaralarını tam kabuk bağlayacakken kaşıyıp kanatıyorsun? Çünkü bu yara bir gün iyileşse de izi kalacak Fulya. Hayatım boyunca bu yarayla, bu izle yaşayacaksam nedeni bilmek istiyorum. Lütfen. Tamam, ver fotoğrafı. İsim isim aratmamıza gerek yok. Fotoğrafta da arayabiliyoruz. Fotoğraftan aratabiliyor muyuz? Evet. Fotoğraflar için de arama motoru var. Eşleşen görselleri buluyor. Paylaşılan haber sitelerinde ya da senin de dediğin gibi sosyal medyada. Al işte. Üç kadın ismi de burada var. Adresleri de senin isteğinde davetiye bölümünde vardır. Bu kadar kolay mıydı? O zaman niye dünden beri Fulya? Çünkü seni daha fazla kendini üzmeni istemiyorum, hırpalamanı istemiyorum Elif. Bir de o kadını gerçekten bulabilme ihtimalimizden korktum. Ne yapıyoruz? O kadını buluyoruz. Hadi. Dur, geç çantamı alayım. İnsan bir kapıyı çalar ya. Ne yaptın, gittin mi hastaneye? Dil annesi varmış. Üşütmüş. Mide bulantısı. Ateş. Öyle işte, yalan mı söylüyorum? Bence evet. Bak sana şöyle özetleyeyim. Birinci ihtimal, Dila seni kandırmış. İkinci ihtimal ise Dila ile bir olup bana yalan söylüyorsun. Umarım birinci ihtimaldir. Eğer ikinci ise senin adına çok üzülürüm. Üşütmüş işte, salgın varmış, Allah Allah. İyi, öyle olsun bakalım. Şimdilik. Yakalandım. Elif Hanım, çıkıyordunuz galiba. Biz tedarikçilere gidelim dedik Fırat Bey. Elimizde ne var ne yok bir görmek istedik de. Size haber veremedik tabii biz. Gerek de yok. Yani burayı kendi ofisiniz olarak kullanmanız konusunda anlaştık zaten. Canınız ne zaman isterse çıkarsınız. Biz o zaman... Aslında benim size sormak istediğim bir şey var. Hı. O zaman şöyle yapalım. Ben dışarıda bekleyeyim seni Elif'ciğim. İyi günler Fırat Bey. İyi günler. Biz tedarikçiye falan gitmiyoruz. Benim kişisel bir işim var, onun için gidiyoruz. Güneş iyi değil mi? İyi. Bu sadece benimle ilgili.
Elif, aslında ben Güneş'e ufak bir şey yaptırdım. Bunu ona vermek istiyorum. Bu çok güzel. Ben akşam veririm ona şimdi kreşte. Aslında ben kendim gidip versem senin için bir sorun olur mu? Olmaz yani. Güneş seni görünce mutlu oluyor. Bunu sen vermelisin ona. Ben mesaj atarım sana kreşin adresini. Teşekkürler. Görüşürüz. Neden yalan söyleyemiyorum ben? Ay her şeyi açık açık anlattım deme ne olur. Hayır anlatmadım. Kişisel bir şey dedim. Ay Elif valla ben olsam kovardım bizi yani. Ay hadi yürü yürü. Ice Rose Berry White Mocha lütfen. Ben bir tane Americano. Ay Americano mu kaldı? Yok yok durun. Rob Solo olsun. Tamamdır. Americano seviyorsan bir de bunu dene bakalım. Deneyelim bakalım. Ay iyi oldu böyle ya. Şirketten çıkma kafamız değişti. Yani ben zaten sana hep söylüyordum ama sen istemiyordun Sude. Aşk olsun Alper. Ya istemedim değil. Vakit bulamadım ben. Buyurun kahveniz hazır. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Şöyle oturayım mı? Olur. Vallahi hata yapmışım ya. Bunu sık sık tekrarlayalım ha. Ciddiydin yani dünya yazdıklarında. Tabii ciddiydim. Sana ne zaman yalan söyledim ben? Ha sen Elif hikayesinden dolayı öyle yazdığımı düşünüyorsun. Yani değil mi? Ha, tabii ki değil. Hatırlıyor musun? Üniversiteden ilk mezun olduğumuz zaman Fırat ilk büyük işine imza atacaktı ama sen karşıdaki adama bir türlü güvenmiyordun. Yani Fırat ne kadar ısrar etse de sen hep karşı çıktın. Ve bir süre sonra adamın dolandırıcı olduğunu öğrendik. Yani sen Fırat'ı ekonomik olarak koruyorsun, ben de duygusal olarak. O kadın bir dolandırıcı Alper. Biz her zaman çok yakın arkadaşlar olduk. Birbirimizin arkasını kolladık. Bu karışık işleri yoluna koyduktan sonra yemek değil mi? İyi olmaz mı? Olur. Mehveş, ne yapıyorsun? Tanem sana yemekler yapıyorum. Aa. Bak patlıcan oturtma, ezogelin çorbamız kaynıyor. Burada da biber dolması. Oh mis gibi de kokuyor Allah. Da kim yiyecek bu kadar yemeği Mehveş? Yersin yersin. Ben gider gelir bütün gün yediririm seni. Hem sen iyi beslenmen lazım gücünü toplaman için. Sana bir şey soracağım. Sor bir tane. Ben bayıldıktan sonra ne oldu? Sen bayıldıktan sonra abin seni kucakladığı gibi attı arabaya, ondan sonra düştük yola. Annem? O sonradan geldi. Abim anneme bir şey söylemedi demek ki. Ne söyleyecekti ki? Bilmem, sordum öylesine. Onlar bekleme salonda biraz didiştiler. Hı-hı. Sonra annen gitti, abin de sabah kadar senin başındaydı. Orasını biliyorum. Nereden biliyorsun? Abim söyledi. İşte sabaha kadar başında bekledim dedi. Çok güzel kokuyor. Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. 84. 86. 88. 100. Soyadı aynı işte. Zile basalım mı? Ne diyeceğiz ki? Bilmiyorum. Orası sende. Neyi hadi bakalım. Basıyorum.
Anne, 6 yaşıma girdin. Söz vermiştin köpek alacağına. Oğlum dur şimdi. Baban istemiyor hem. Köpek istiyorum. Köpek, köpek. Aynı anda doğurmadı ya bu kadın. Bu değil. Sıradaki. Belki de burada çalışıyordur. Biz arabayı park ediyorduk da arkadaşımızı bıraktık Çiğdem. Buraya girdi az önce. Çiğdem Hanım doktor hanımın yanına geçti. İsterseniz buyurun istirahat edin, birazdan çıkar. Biz dışarıda bekleriz. Teşekkürler, sağ olun. Yıkanınca geçer. Annem bana çok kızıcı. Ağlama kuzucuğum. Altı üstü bir leke. Gözyaşına değmez. Diğerlerini elediğimize göre o zaman bu kadın Güneş'in annesi. Tipinde memnuniyet yok zaten. Surata bak. Büşra Aksu. Buraya yakın bir moda evi var Elif. Sonunda karşılaşacağım onunla. Güneş. Nasılsın, iyi misin? Ben seni çok özledim. Yanına gelip seni görmek istedim. Güneş. Güneş'cim, gel kuzum yanıma. Merhabalar. Kusura bakmayın ne olur. Önce size gelmeliydim. Ben Fırat Ayaz. Elif Hanım'ın arkadaşıyım. Kendisinin bilgisi var. Ben Güneş'i görmek için geldim. Güneş, tanıyor musun bu abiyi? Tamam ama lütfen kısa sürsün. Okul saatleri içerisinde veli dışında ziyaretçi kabul etmiyoruz normalde. Tabii. Teşekkür ederim. Yapamayacağım galiba. Bunu istemiyor muydun yüzleşmeyi? Bulduk işte kadını. Ben sanki hata bendeymiş gibi hissediyorum. Sanki o kadının yaptığı bir şey yapmamışım da Hakan bu yüzden onu tercih etmiş gibi hissediyorum. Canım,
Sen yanlış bir şey yapmadın. Sen o kocanın elde edebileceği en mükemmel, en kıymetli şeydin. O senin kıymetini bilemedi. Kreşten arıyorlar. Alo? Alo Elif Hanım, merhaba. Güneş'i ziyaret etmeye Fırat Bey geldi. Sizin haberiniz varmış. Evet, haberim var. Tamamdır. Normalde bu tip ziyaretlere izin vermiyoruz. O yüzden teyit etmek istedim. Kusura bakmayın, ben haber vermedim size. Sağ olun. Ne oldu? Fırat Güneş'i ziyarete gitmişti, ona haber veriyorlar. Ne alaka ya? Boş ver şimdi. Hadi o zaman. Benim sana küçük bir hediyem var. Dur bakalım beğenecek misin? Bak, yıldız. Senin adın. Al bu senin. Bizim evi hatırlıyor musun? Çiftliği. Sevdin mi orayı? Seni oraya götürmemi ister misin? Bizimle yaşamak ister misin? İstersen büyük evde yaşarsın. İstersen çiftlikte, Yıldız'la birlikte. İster misin? Çocuğu senin üstüne yapmamışlar mı? Senin resmi çocuğun değil mi? Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Ya dur. Bunu bana bırak Elif. Buyurun. Sen nasıl aşağılık bir yaratıksın ya? Ne diyorsunuz hanımefendi? Kendinize gelin. Sizi tanımıyorum bile. Tanımazsın tabii. Ama ben seni ve senin gibileri çok iyi tanıyorum Büşra'cığım. Sen milletin kocalarıyla yatan aşağılık bir kadınsın. Ben senin kocanı tanımıyorum. Durduk yere iftira atmaya utanmıyor musun? Peki sen evli bir kadının kocasıyla aşk yaşamaya utanmıyor musun? Hı? Her şey var elimizde. Telefon kayıtlarınız, birlikte çekilmiş fotoğraflarınız hepsi var. Ne olur dur. Bilmiyordum. Evli olduğunu söylemedi bana. Bilseydim yanına bile yaklaşmazdım. Affet beni ne olur. Müşra. Ahmet. Ahmet ben... Senin Allah belanı versin be. Yazıklar olsun sana. Mehmet'im Güneş'i gördün mü? Güneş! Güneş! Bunca yıldan sonra bana bunu da mı yapacaktın ha? Olur yapma Ahmet, bak her şeyi anlatacağım ben sana. Bir kez dinlesene. Ben neyi anlatacaksın? Bitti kızım, bitti. Boşanıyorum senden. Hayır, hayır, hayır. Bana bunu yapamazsın. Seni seviyorum. Seni seviyorum ben. Kocanın adını söyle. Hakan. Hakan mı? İyi de onun adı Hakan değil ki. Siz, yani sen, hadi ya, o zaman sizin çocuğunuz da yoktur. Ne çocuğu canım, ben senin kocanı bir kez gördüm. Ne oluyor lan burada? Ne yaşıyorsunuz kızım siz? Büşra! Ya ne yapıyoruz biz Furya? Ne yapıyoruz? Ya bu nasıl bir dünya? Kimse mi birbirini sevmiyor? Ama neyse, Güneş'in annesi en azından bu değilmiş, onu anladık yani. Ya bir yuvayı daha yıkmış olduk ama. Allah aşkına Elif ya. Konuşur anlaşır onlar. Hem düğünde olanları hatırlasana.
Bu da değilse ne? Yok canım. Olur mu öyle şey? Cemiyetin önde gelen ailelerinden Ayaz'ların 6 senedir yurt dışında eğitim gören kızı Dila Ayaz geri döndü. Dila Ayaz'ın yurt dışından geri dönmesi aile içinde ve cemiyette mutlulukla karşılandı. 6 senedir yurt dışında yaşıyormuş kız. Hicam, parona yaklaştım ben ya. Alo. Ne? Hemen geliyorum. Ne oldu ya? Güneş kaybolmuş. Ne oldu? Lütfen bulduk diyeyim, lütfen. Yabancı biri falan dikkatinizi çekti mi? Biliyorsunuz ortalık sapık dolu. Ya Fulya, ne diyorsun sen? Canım. Fırat Bey gelmişti, aramıştım sizi. Onunla konuşuyorlardı, sonra bir baktım ikisi de yok. Fırat. Evet, Fırat. Efendim? Alo. Fırat, Güneş nerede? Ne demek nerede? Kreşte değil mi? En son sen görmeye gelmiştin. Evet. Sen bizim evi hatırlıyor musun? Çiftliği. Seni oraya götürmemi ister misin? Bizimle yaşamak ister misin? İstersen büyük evde yaşarsın. İstersen çiftlikte, Yıldız'la birlikte. İster misin? Güneş, korkma bir tanem, korkma, tamam mı? Tamam, bak ben öyle bir şey söylemek istemedim, affedersin. Sen istemezsen ben seni hiçbir yere götürmem. Bana inanıyor musun? Sen şimdi arkadaşlarına git. Güzelce oyna. Ben tekrar geleceğim. Oldu. Hadi Yıldız'ın bir fotoğrafını götürdüm. Boşuna gider diye. Biraz sohbet ettikten sonra da arkadaşlarının yanına döndü. Ben nerede bulacağımı bilmiyorum şu anda onu. Bu çocuk nereye gider, nerede? Ne yapacağım ben şu an? Tamam, bak sen sakin ol. Kreşte bekle, ben senin yanına geliyorum, tamam mı? Hemen geliyorum, bekle orada. Bak, bu merdivenleri sakın unutma. Ben seni yalnız bırakmam ama olur da kayboldun, Allah göstermesin. Bu merdivenlerden aşağı doğru gideceksin, tamam mı? Aferin sana. Hadi gel. Thank you.
Elif, Hulya, hiç vakit kaybetmeyelim. Sen okulun arka tarafa, bu tarafa bak. Biz de böyle bakacağız, tamam mı? Tamam. Haydi kızlar. Karşıdaki sokağı görüyor musun? İşte orası evimize giden yol. Eve gitmek için o sokaktan içeri gireceksin. Tamam mı? Ha, en önemlisi yeşil ışık yanmadan sakın karşıya geçmiyorsun. Anlaştık mı? Hı? Yeşil yandı. Aynen bu şekilde yeşil yanınca karşıya geçebilirsin. Elif, gel bundan sonra yürüyerek devam edelim. Sokaklara bakalım. Elif, tanıdığı başka biri var mı biliyor musun? Bilmiyorum. Ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Onu bir kez daha kaybedemem ben. Elif, sakin ol. Bulacağız onu mutlaka, merak etme. Güneş. Güneş! Ben çok özür dilerim. Seni korkutmak istemedim. Hanımefendi, kusurumuza bakmayın lütfen. Rica ederim. Elif, gel. Bak, belki de eve gitmiştir. Ha? Senin evine. Olamaz mı? Olabilir. Ben onu eve nasıl gideceğini öğretmiştim. Evet, belki de eve gitmiştir. Tamam, oraya bakalım hadi. Siz burada? Elif Hanım gelmedi mi daha eve? Anlaşıldı. Ama böyle merdivenlerde oturulmaz. Üşütürsünüz maazallah. Hadi gelin. Hadi yürüsenize. Evde çok güzel kurabiyeler var. Hadi. Gelin bakalım. Canım, her yere baktım, hiçbir yerde yok. Fırat eve gitmiş olabileceğini düşünüyor. En yakın orası, eve geçiyoruz biz şimdi. Tamam canım, ben de geliyorum. Tamam, sen de etrafa bakarak gel ama. Elif,
evin içinde olamaz mı? Anahtarı falan yok muydu? Hayır, böyle bir şey hiç aklıma gelmedi ki benim. Olmayacak böyle. Ben polise gidiyorum, böyle olmayacak. Elif Hanım, geldiniz mi sonunda? Çocuklar bende. Gel. Güneş. Alayım ben hanımefendi çantaları. Çok korktum ben yine, çok korktum seni kaybettir diye. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Sakın beni bırakma, tamam mı? Kavuştuğunuza göre artık bana müsaade. Teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Bu elinizi hiç unutmayacağım, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hey küçük hanım, sen kimsin? Meltem. Meltem. Bak, doğru düzgün dur, tamam mı? Beni delirtme. Bir daha böyle yaparsan sonu çok kötü olur, biliyorsun değil mi? Çok iyi biliyorsun. Evet, eve gelmişler. Arkadaşım Meltem de yanında. İsterseniz ailesine haber verin, daha fazla telaşlanmasınlar. Tamam, görüşmek üzere. Neden böyle bir şey yaptınız? Annem yine bana çok kızacaktı. Üstümü kirletti. Güneş beni buraya getirdi. Siz de karabilir miyim? O söylediğin olmaz. Ama eğer istersen Elif ablan hem annenle hem de okulunla konuşur. Değil mi Elif ablası? Tabii konuşurum. Ama annen de seni merak etmiştir şimdi. Ben onunla konuşurum, ara sıra seni getirir buraya. Sen de ister misin Güneş'im? Hadi bakalım o zaman, seni kreşe bırakalım, olur mu? Olur. Hadi bakalım. Fırat, ben telefonda o korkuyla biraz sana sert çıktım galiba. Lütfen kusura bakma. Sana güvenmediğimi düşünme sakın. Hiç öyle düşünmedim ki. Sen gereğini yaptın. Ay, saatlerdir park yeri arıyordum. Nasıl, herkes iyi değil mi? İyisiniz. İyiyiz, merak etme. Tamam. Oh. Sonra hep beraber evlerine geri dönmüşler. Küçük Porsuk eve girer girmez heyecanla odasına koşturmuş. Her şey yerli yerindeymiş. Oyuncakları, pofuduk yatağı, sallanan sandalyesi, kitapları. Hmm.
gelir. Burası senin evin. Bizim evimiz. Burası da senin odan olsun ister misin? Güneşin evi. Evet. Güneşin evi. Güneşin evi, güneşin odası. Canım benim. Ama odana senin için eşyalar almamız lazım. Belki bir çalışma masası. Birkaç oyuncak alırız sana. Hatta... odanın duvarlarını en sevdiğin renge maviye boyayalım ister misin? Tamam. Tamam, mavi olsun. Odanın duvarlarını maviye boyayalım. Yemeği kaçırdın. Biraz işim vardı. Dila nasıl, iyi mi? Bilmem. Biraz uzak dur dedim, ben de öyle yapıyorum. Teşekkür ederim. Seni dinliyorum, dinleyeceğim, sana güveniyorum. Ama Dila'ya güvenmiyorum. Ben bu aileyi ve seni korumak için o kadar çok şeyden feragat ettim ki, o kadar çok diyet ödedim ki. Oysa o bu aileye zarar veriyor Fırat'cığım. Bu kalenin duvarlarındaki taşları eksiltiyor. Bunu söylemek istemiyorum ama senin ona... senin ona olan sevgini kullanıyor. Annem, sen merak etme, ben her şeyin farkındayım. Hep oyun oynuyor bizle. Hep oyun oynuyor. Hatırlıyor musun? Daha önceleri de böyle yapardı. Başı sıkıştığı zaman kaçardı, saklanırdı. Hep bunu yapıyor, zarar veriyor bize. Ben bir Dila'ya bakayım. Sen Fırat'ı ekonomik olarak koruyorsun, ben de duygusal olarak. O kadın bir dolandırıcı Alper. Biz her zaman çok yakın arkadaşlar olduk. Birbirimizin arkasını kolladık. Ne haber? Sana bir işim düştü. Bana birinin mali kayıtları lazım. Eski çalışanlarımızdan biri. Hakan Kara. Dila. Abicim. Nasılsın? İyiyim galiba. Bazen başım dönüyor. Biraz da yorgunum. Ama iyiyim. Annem beni kandırdığını düşünüyor. Sana olan sevgimi kullandığını, yaptıklarının bir oyun olduğunu söylüyor. Öyle mi gerçekten? Abi yapma Allah aşkına. Sanki hiç annemi tanımıyormuşsun gibi. Hem niye yapayım ki böyle bir şey? Ben sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Küçük bir kızın hikayesi. Küçük bir kız varmış. 5-6 yaşlarında. Kreşe başlamış bir gün. Öğretmenleri, arkadaşları mutluymuştu. Ne bu şimdi? Masal mı anlatıyorsun bana? Küçük kız bugün aniden kayboluvermiş. Herkes onu bulmak için seferber olmuş. Arkadaşları, öğretmenleri, akrabaları,
kimse kıza ne olduğunu, nerede olduğunu, başına ne geldiğini bilmiyormuş. Bulmuşlar mı peki? Bulmuşlar. Nerede biliyor musun? Kreşte başka bir çocuğa annesinin kötü davrandığını görmüş. Sonra onu güvende hissedebileceği bir yere götürmek istemiş. Nereye götürmüş? Evine, Dila. Kendisini en güvende hissettiği yere. İyiyim. Başlarına bir şey gelmemiş neyse ki. Evimiz, ailemiz bizi korur Dila. Güvenebileceğimiz, sığınabileceğimiz tek yer ailemizdir. Dila, ben seni çok seviyorum. Seni seven biri sana inanır. Onu kandırmak çok kolaydır. Annem haklı mı? Beni kandırıyor musun? Abi, niye böyle konuşup üzüyorsun beni? Seni hiç kandırır mıyım? Hazır mısın bugün odanı yapmaya? Hı? Güzel. Diyorum ki odanı beraber mi boyasak? Ne dersin? Ne yapıyorsun? Çok güzelmiş. Ne yapmak istiyorsun bununla? İstiyorsun, daha büyüğünü mi istiyorsun bakayım? Peki resim olarak mı istiyorsun, fotoğraf olarak mı? Nasıl yapacağız ki biz bunu? Kimi arayalım? Fulya ablanı mı arayayım? Ama Yıldız arayamayız ki. Hayır. Hayır, olmaz. Fırat'ı arayamayız. Pazar bugün. Rahatsız ederiz şimdi. Olur mu acaba? Efendim. Uyandırdık değil mi? Kesin uyandırdık pazar pazar. Hayır, ben uyanıktım. Ayaktaydım yani, bir şey olmadı. Bir şey olmadı değil mi Elif, kötü bir şey? Hayır hayır, iyiyiz biz. Biz Güneş'te senden bir şey rica edecektik. Tabii müsaitsen. Yani müsaitim tabii canım ben. Sabahın körü müsait oluyorum genelde. Ben müsaitim. Dinliyorum Elif.
çok güzel oldu Güneş. Her şey harika. Diyorum ki belki perdeleri de değiştiririz. Şuraya da güzel bir çalışma masası alırız sana. Küçük resimlerini yaparsın. Hatta küçük değil, büyük bir çalışma masası yaparız. Seneye okula başlayacaksın, ödevlerin olacak. Elif. Efendim. Güzelim benim. Fırat, Bige var şurada, verir misin? Tamam, burada mı? Evet. Alper? Hakan'ın banka kayıtları elimde. İlginç bir şey var mıymış? İlginç bir şey yok. Sude, Hakan'ın... Hakan'ın başka bir hayatı var. Hadi bırakayım. Teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz. Sen olmasaydın bu kadar şeyi bitiremezdik gerçekten. Ben çok eğlendim. Güneş de öyle. Hatta ben de. Gördüğüm kadarıyla Güneş senin yanındayken çok mutlu. Aslında bana sorarsan ben de öyle. Sanki bütün hayatımı bu zamanlar için yaşamışım gibi geliyor bazen. Bütün olanlar, kaza, her şey çok önceden bizim için planlanmış gibi. O zaman Güneş'in annesi hakkında? Endişelenmiyorum artık. Bizi yan yana getiren her neyse, doğrusunu da o biliyor. O, hayatımın en karanlık anında doğan küçük gün ışığım benim. İyice sıvı göz oldum ben. Ben kalkayım artık. Geç oluyor. Peki. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkürler tekrar her şey için. Ne demek? Ya senin için yapmadım sonuçta. Küçük arkadaşım için yaptım. Peki. Ne? Boya kalmış. Öyle mi? Nerede? Dur. Al. Şurada. Yok, diğer tarafta. Şurada. Şuranda. Gitti mi? Bakayım. Yok, duruyor hala. Ayna var mı? Ben yapayım istersen. Olur. Geçti. Tamam. Ben gideyim o zaman. Tamam. İyi günler. İyi günler. Merhaba, Elif Kara. Evet. Buyurun, bu size. Bir de imza alacağım. Şuraya.
Teşekkürler, iyi günler. Sonunda odandan çıkabilmişsin. Merak ediyorum, abini daha ne kadar kandıracaksın? Ben kimseyi kandırmıyorum. Koymuşsun kafana bir şey, bozuk plak gibi söyleyip duruyorsun. Sen Süreyya Hanım diye birini tanıyor musun? Şahsen tanımıyorum. İsmi duymuştum. Eski bakan yardımcısı, cemiyette inanılmaz önemli bir kadın. Bir sözü her şeyi değiştirebilir. Ona geçen bir mesaj atmışım. Ne mesajı? Ağza alınmayacak küfürler içeren bir mesaj. Artık telefonlarıma çıkmıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Lamia'ya attığım mesajı hatırlamadığım gibi... O toprağa gömdüğün çantayı da hiç hatırlamıyorum. Çocuklar annelerine benzermiş, biliyor musun? Sen de deliliğini benden mi aldın acaba? Senin ne yaptığını çok iyi biliyorum ben. Ne hatlar karıştırdığını çok iyi biliyorum. Sen beni küçücük beyninle delirtmeye mi çalışıyorsun? Senin yerin akıl hastanesi. Delisin sen. Yeter! Evet, ben yaptım. Fark etmeseydin daha da çok yapacaktım. Çünkü bu evde hastaneye kapatılması gereken tek bir kişi var. O da sensin. Yeter! Evet, ben yaptım. Fark etmeseydin daha da çok yapacaktım. Çünkü bu evde hastaneye kapatılması gereken tek bir kişi var. O da sensin. Sen ne yaptın? Artık abini kandıramayacaksın. Ver şu telefonu bana dedim. Delirtmek mi istiyorsun? Ver şu telefonu bana. Hoş geldin Meriç. Oğlum. Hoş bulduk. Hayırdır? Budama zamanı mı geldi? Ya bana kalsa hepsini fırlatıp atacağım da annen bunlara çok değer veriyor biliyorsun. Çok. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Ah, teşekkür ederim. Rica ederim. Anne! Ne oluyor? Fırat kendi kızım, benim bıçakla.
Ben yapmadım. Ben yapmadım abi, yemin ederim ben yapmadım. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesi herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.